Pitagoras'tan söz eden Heraklitos'un ise kendisinden söz ettiği ve Pitagoras için söylediği şeyleri kendisi hakkında da söylediği, yani kendisini de çok şey bilmek fakat felsefenin kendisini bilmemekle suçladığı Kısanofones, Yunan felsefe tarihinde gerek milletli doğa filozoflarından gerekse Pitagorasçılardan farklı bir zihniyeti temsil etmektedir. Milletli filozoflardan farklıdır. Çünkü doğa bilimsel görüşleri itibariyle onların bazı görüşlerini paylaşmaktaysa da eğilimi itibariyle bu tür sorunlarla yani evrenin nasıl ortaya çıktığı, ana maddesinin ne olduğu gibi sorunları ile gerçekten ilgilenen bir insan değildir. Ayrıca bu konudaki görüşleri bakımından onun millet okulu filozoflarından daha geride olduğunu görmekteyiz. Öte yandan Kısanofones, Pitagorasçılık gibi eski dinsel fikirlerin yeniden canlanmasından da pek etkilenmiş görünmemektedir. Amacının Pitagorasçılık gibi ruhun kurtuluşunu sağlamak olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim bir ağıt şiirinde açıkça Pitagoras'la ve onun ruh göçü anlayışıyla alay etmektedir. Benzer şekilde Dionysosçular da tuhaf ayinleri ve öğretileriyle Kazanofones'in alaycı eleştirilerinden kendilerini kurtaramamaktadırlar. En doğrusu, Kisanofonesi Yunan felsefesinde aydınlanma zihniyetini temsil eden ilk filozof olarak görmektir. Daha sonra bu zihniyete daha mükemmel bir biçimde temsil edeceklerini göreceğimiz sofistler gibi Xenophones doğa sorunlarına değil insan ve kültür sorunlarına ilgi duymaktadır. Yine sofistler gibi o da içinde yaşadığı Yunan toplumunun ve kültürünün temel kurum, kavram ve değerlerini sorgulamaktadır. Bunun için sıkı eleştiriler getirmekte, bu eleştirilerini ise hiciv biçiminde ifade etmektedir. Ancak Kısanofonis'in esas eleştiri veya yergi konusu yaptığı şey, Homeros, Heseidos'u insan biçimci çok tanrı anlayıştır. Onun esas amacının ise bu tanrı veya tanrıları anlayışı yerine daha ahlaki ve tutarlı bir tanrı anlayışı getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Yunan halkının başka bazı kurum ve değerlerine, örneğin olimpiyat oyunlarına eleştirici bir gözle yaklaşması, onu daha genel olarak toplumsal kültürel hayatta da bir reform yapma projesi olduğunu gösterir gibidir. Kısanofonias hakkında bilgimiz oldukça azdır onun hakkında bilgi veren başlıca kaynaklarımızdan biri olan Aristoteles, sürekli olarak onun hakkındaki bilgilerimizin çok az olmasından ve onun gerçekte hangi tezleri ileri sürmüş olduğunun açık olarak bilinememesinden şikayet eder. Aristoteles'in dışında başlıca bilgi kaynaklarımız ise Diogenes Laortus, İskenderiyeli Clemens ve İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan ünlü septik yazar Sextus Empresius'tur. Şüphesiz bütün bu kaynaklara Xenofonius'e ait olduğu bilinen fragmentleri eklememiz gerekir. Kısanofonyes'in içli, duygulu şiirlerle yergi şiirleri yazmış olduğu bilinmektedir. Onun Heraklitos veya Parmenides'le göreceğimiz türden felsefi şiirler yazmış olup olmadığı ise şüphelidir ve ihtimaller daha çok ikinci yöndedir. Ksanonofonis elimizde bulunan fragmentlerinden birinde Yunan ülkesinde 67 yıldan beri bir gezgin hayatı sürdüğünü söylemekte. Bu hayata başladığında ise 25 yaşlarında olduğunu sözlerine eklemektedir. Bir başka fragmentinde karşısındakine "Dostum, şimdi kaç yaşındasın? Persler geldiğinde kaç yaşındaydın?" diye sormaktadır. Bu iki fragmenti birleştirip doğum yeri olan Kolofon'dan Pers istilasından sonra ayrılmış olduğunu ve bu tarihten itibaren bir gezgin hayatı sürdürmüş olduğunu varsayarsak Kızanofonyes'in en azından 92 yıl yaşamış olması gerektiği sonucuna varabiliriz. Yine Pers istilasının arkasından kolofonu terk etmiş olduğunu kabul eder ve bu tarihte 25 yaşında bulunduğunu göz önüne alırsak onun İsa'dan önce 570 yılında doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı hesaba göre Kızanofonyes'in ölüm tarihi de en erken İsa'dan önce 478 olmalıdır. Bununla birlikte onun bir yüzyıldan daha uzun bir süre yaşamış olduğunu söyleyenler de vardır. Ksanofones'in bir gezgin hayatı sürmüş olduğunu söylediğini belirttik. Ayrıca iki tür şiirinden bize kadar gelmiş olan parçaların varlığından söz ettik. Ksanofones'in Yunan dünyasında her tarafta rastlanan rapsod tarzında bir gezgin şair olmadığı, kendi şiirlerini terennüm ettiği anlaşılmaktadır. Yunan dünyasında rapsodların genel olarak maddi bakımdan çok iyi bir durumda olmalarına karşılık Ksanofones'in yoksulluğundan ötürü hayatının sonlarına doğru sarayında bulunduğu Sirakuza kralı Hieron'un alaylarına muhatap olduğu bildirilmektedir. Aslında, Ksenofon'un bir filozof olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği meselesi bile tartışmalıdır. Belki de o esas olarak bir şairdir. Ama başta Aristoteles olmak üzere birçok ilk çağ yazarı kendisini bir filozof, hatta Elea okulunun kurucusu olan bir filozof olarak gördüklerine göre, onun en azından felsefi bir ruha veya zihniyete sahip bir şair olduğunu kabul etmemiz gerekir. Xenofonius'un din felsefesine ait görüşlerini iki grupta incelemek gerekir. Birinci grupta onun Homeros Heseidos'u insan biçimci çok tanrıcılık anlayışına yönelttiği şiddetli eleştiriler yer alır. Bunu onun tanrılar hakkında negatif öğretisi olarak nitelendirmemiz mümkündür. İkinci grupta ise onun bu eleştirdiği tanrı anlayışı yerine geçirmek istediği kendi öğretisi, tanrının varlığı ve özelliklerine ilişkin teolojik düşüncelerini içeren kendi kuramı yer alır. Bunu da onun pozitif öğretisi olarak nitelendirmemiz söz konusudur. Önce birinci grupta yer alan görüşlerini ele alalım ve bunun için de onun kendi sözlerine başvuralım. Homeros ve Heseidos, tanrılara, insanlar arasında ne kadar ayıp ve kusur varsa hepsini yüklemişlerdir. Hırsızlık, zina ve birbirlerini kandırma. İnsanlar tanrıların kendileri gibi doğmuş olduklarını ve kendilerinkine benzeyen elbiseleri, sesleri ve biçimleri olduğunu sanmaktadırlar. Evet, eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsaydı ve onlar elleriyle insanlar gibi resim yapmasını ve Sanat eserleri meydana getirmesini bilselerdi, atlar tanrıların biçimlerini atlarınkine, öküzler öküzlerinkine benzer çizerlerdi ve onların her birine de kendi türlerine uygun bedenler verdirirlerdi. Habeşler tanrılarının kara ve basık burunlu, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl saçlı olduklarını söylerler. Xenophones'in bu sözleri onun Homeros Hesedos'u çok tanrıcılığa neden karşı olduğunu gayet açık bir biçimde göstermektedir. Görüldüğü gibi Xenophones onların en çok insan biçimci anlayışlarına karşı çıkmaktadır. Bu anlayışın sonucu tanrılara insanların arasında ne kadar ahlaksızca şey varsa hepsinin yüklenmesidir. Ancak Kisanofones'in görüşüne göre bu bizzat Tanrı kavramının kendisiyle bağdaşmaz bir şeydir. Çünkü aşağıda Tanrı hakkındaki pozitif öğretisinde göreceğimiz gibi Tanrı Kisanofones'e göre mükemmel olandır. Mükemmel olanın kötü veya ahlaksız olması ise mümkün değildir. Çünkü kötülük veya kusur mükemmelliğe aykırıdır. Öte yandan Kısanofones'in bu yanlış veya çarpık anlayıştan sadece Homeros ve Heseidos'u sorumlu tutmadığı da anlaşılmaktadır. Homeros ve Heseidos sadece insanların bu konudaki saçma, çelişik anlayışlarını seslendiren kişilerdir. Çünkü yukarıdaki ikinci ve daha sonraki fragmentlerden açıkça görüldüğü gibi Kısanofonyas'a göre insanların kendileri, tanrılarını kendileri yani insanlar gibi düşünmekten kendilerini engelleyememektedirler. Bunun sonucu olarak tanrılara kendilerinkine benzeyen özellikler yüklemekten hoşlanmaktadırlar. Başka bir ifadeyle, Ksonofonias'a göre sıradan insanlar veya genel olarak insanlar için tanrıların onların kendileri hakkında sahip oldukları imgenin nesne nesnelleşmesinden başka bir şey olmadığı anlaşılmaktadır. O halde burada ileride özellikle 19. yüzyılda çok moda olacak bir görüşün, hani şu Tanrı'nın insanı değil de insanın Tanrı'yı yaratmış olduğu görüşünün bir ilk ve bilinçli ifadesi karşısında bulunmaktayız. Öte yandan Trakyalı ve Habeşlerin kendilerine benzer bir tanrı imgesine sahip oldukları sözü, Kısonofones'in Yunanlıların tanrı anlayışlarını eleştirisinin temeline, farklı halkların farklı tanrı anlayışlarına sahip oldukları şeklindeki bir gözlemini koyduğunu göstermektedir. Bu onun, burada gördüğümüz eleştirici tavrının kaynağında hayatı boyunca yapmış olduğu gezeler, farklı halkların farklı inançlara sahip oldukları yönünde gözlemlerinin bulunduğunu gösterdiği gibi, ileride Voltaire, Montesquieu gibi yazarlar tarafından kullanılacak olan dolaylı saldırı ve paralellikler kurma yöntemini bilinçli olarak kullanan ilk düşünür olduğuna da işaret etmektedir. Bilindiği gibi 18. yüzyıl aydınlanma döneminde yaşamış olan bu iki Fransız, yazarı, kendi toplumlarının toplumsal, siyasal, ahlaksal kurum ve geleneklerini, değerlerini eleştirmek için başka toplumların farklı kurum, inanç ve geleneklere sahip oldukları, hatta Onların, Fransızların sahip oldukları kurum, inanç ve gelenekleri saçma, gülünç, akıl dışı buldukları yönünde dolaylı saldırı ve paralellikler kurma yöntemini sık sık kullanırlar. Bununla birlikte Kasanofones bir tanrı tanımaz değildir. Tersine o, bu eleştirdiği mitolojik, popüler insan biçimci tanrı veya tanrılar anlayışı yerine daha üstün, daha ahlaki olduğunu düşündüğü bir tanrı anlayışını geçirmek istemektedir. Tanrı hakkındaki bu pozitif öğretisinin dayandığı başlıca tezleri yine Kısonofonyes'in kendisinden dinleyelim. Tanrılar ve insanlar arasında en büyük olan ne biçim ne düşünce bakımından insanlara benzer olmayan tek bir tanrı. O, tümüyle göz, tümüyle düşünce, tümüyle kulaktır. Hiçbir zorluk çekmek, çekmeksizin her şeyi zihninin gücüyle yönetir. En ufak bir hareket yapmaksızın her zaman aynı yerde durur ve ona bazen bir tarafa, bazen başka bir tarafa gitmek yakışmaz. Şimdi de Kısonofon'un Tanrı hakkındaki pozitif öğretisini meydana getiren bu cümleleri yorumlamaya çalışalım. Görüldüğü gibi Kısonofones kesinlikle Tanrı tanımaz değildir. Ama o acaba bazılarının söyledikleri gibi tek tanrıcı mıdır? Eğer tek tanrıcılıktan Yahudi Hristiyan Müslüman geleneğinin ileri sürdüğü gibi her şeyi yaratan ve yaratıklarından doğası bakımından ayrı onlara aşkın olan bir tanrı anlayışını kastediyorsak Kisanofones tek tanrıcı değildir. Çünkü onda ne yaratım kavramı ne yaratıklarından farklı madde dışı doğaya sahip tinsel bir tanrı kavramı mevcuttur. Başka bazı cümleleri ve hakkında verilen haberler daha çok Kisanofones'in bir panteist olduğunu göstermektedir. Gerçekten de yukarıda yaptığımız alıntılarda Kisanofones'in Tanrı ile evren, evren arasında herhangi bir ayrım yaptığını görmüyoruz. Buna paralel olarak gerek Platon gerekse Aristoteles'in kesin bir dille onun Tanrı'yı evrene özdeş kılmış olduğu görüşünü ileri sürdüklerini görüyoruz. Özellikle Aristoteles, Kısonofonesi, Elea okulunun kurucusu olarak nitelendirmekte ve yine onun varlığın bir olan olduğunu söyleyen ilk filozof olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Aristoteles, Kısonofonesin bir olanın aynı zamanda tanrı olduğunu kabul ettiğini de söylemektedir. Aristoteles'ten sonra Theophrastos da aynı yönde konuşmaktadır. Kısanofones'in Tanrı'yı küre şeklinde bir varlık olduğunu düşündüğünü söylemektedir. Platon öncesi Yunan felsefesinde maddi olmayan şey kavramının henüz ortaya çıkmadığını da biliyoruz. O halde Kısanofonyes'in evrene özdeş kıldığı, hatta şeklinin küre olduğunu söylediği bu tanrısının madde dışı bir şey olmadığı da aşikardır. Ancak öte yandan yukarıdaki fragmentlerin üçüncüsünde onun Tanrı'nın hiçbir zorluk çekmeksizin her şeyi sadece zihninin gücüyle yönettiğini söylediğini görmekteyiz. Şimdi bu Tanrı'nın ana niteliğinin düşünce olduğu fikrini içerdiği gibi öte yandan Tanrı'yı evrenden ayrı bir varlık olarak gördüğü fikrini ima etmekte değil midir? Eğer Tanrı her şey olsaydı onun her şeyi hareket ettirdiği cümlesinin bir anlamı olabilir miydi? yine Kısanofones, Tanrı'nın kendisinin tamamen hareketsiz olduğunu ve bir o yana, bir bu yana gitmenin ona uygun olmadığını söylemektedir. Oysa evrenin kendisinin hareketli olduğunu görmüyor muyuz? Acaba bu iki güçlükten nasıl çıkabiliriz? Önce Tanrı'nın esas niteliğinin düşünce olmasının, Kasanofones'in düşünceyi maddi olmayan bir şey olarak düşündüğü anlamına gelmediğini hatırlatabiliriz. Bu arada Tanrı'yı tüm kulak, tüm göz olarak, yani daha ziyade maddi, duyusal bir varlık olarak nitelediğini de gözden kaçırmamalıyız. İkinci olarak Kasanofones Tanrı'dan evrenin kendisinin değil de evrenin içindeki hareket ettirici ilkeyi, yani Platon ve Stoacıların İleride alem ruhu olarak adlandıracakları ilkeyi kastetmiş olabilir. Bu varsayımı kabul ettiğimiz takdirde onun çeşitli cümleleri veya ona mal edilen farklı görüşler arasındaki tutarsızlık veya çelişkiler bir ölçüde giderilmiş olacaktır. Öte yandan Tanrı'nın insanlara ne biçim, ne düşünce bakımından benzer olmamakla birlikte, yukarıda işaret ettiğimiz gibi onun gördüğü, düşündüğü ve duyduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu ifadeler, Kisanofones'in Tanrı'yı canlı, duyarlı, akıllı bir varlık olarak tasarladığını göstermektedir. Tanrı ile insanlar arasındaki farklılığın ise bu işlevler için insanların özel organlara sahip olmalarına karşılık Tanrı'nın böyle özel duyu veya düşünme organlarına ihtiyacı olmaması noktasında yattığı anlaşılmaktadır. Çünkü o tüm göz, tüm düşünce, tüm kulaktır. <laughs> Kusanofonyes'in tanrısının kendisi hareketsiz olmakla birlikte her şeyi hareket ettirdiği ve bunu da sırf zihninin gücüyle yaptığı anlaşılmaktadır. Bundan bu hareketin kesinlikle mekanik bir hareket olmaması gerektiği sonucu çıkabileceği gibi öze itibariyle bir düşünce olan bu hareketsiz hareket ettirici tanrı kavramının ileride çok daha işlenmiş bir biçimde karşımıza çıkacak olan Aristoteles'ci tanrı anlayışının bir ön habercisi olarak alınmasının mümkün olduğunu da söyleyebiliriz. Aristoteles de teolojisinde Tanrı'yı kendisi hareketsiz olmakla birlikte evreni hareket ettiren, ona ilk hareketini verdiren salt bir düşünce, kendi kendini düşünen bir düşünce olarak tanımlayacaktır. Acaba Kısanofonisi bu tür bir Tanrı'ya, yukarıda söylediğimiz kayıtlar altında tek Tanrıcılığa veya Tanrı'nın tek olduğu düşüncesine götüren gerekçeler, akıl yürütmeler nelerdir? Bunu bilmiyoruz. Yalnız onun yani Tanrı'nın gerek Tanrılar gerekse insanlar arasında en büyük varlık olduğu düşüncesinin fonesi bu niteliğe sahip ancak tek bir varlık olabileceği düşüncesine götürmüş olmasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Başka şekilde söylersek, Tanrı'nın tekliği, onun en büyük, yani en mükemmel bir varlık olduğu yönündeki düşüncenin veya anlayışın doğal ve mantıksal bir sonucu olarak ortaya çıkmış görünmektedir. Simplicius da bu görüştedir ve şunları söylemektedir. Kisanofones, Tanrı'nın tekliğini, onun var olan şeyler arasında en mükemmeli olduğu görüşünden çıkarmıştır. Şüphesiz Tanrı'nın mükemmelliği ile varlığa gelmiş olduğu veya ortadan kalkabileceği varsayımı uyuşmayacaktır. Böylece onun hareketsizliği de mükemmelliğinin mantıksal bir sonucu olmaktadır. Ancak Ksonofon'un bu hareketsizliği çok eleştirdiği insan biçimci bir akıl yürütmeyle ispat etmeye çalışması insanı biraz gülümsetmektedir. Ona bazen bir tarafa, bazen başka bir tarafa doğru gitmek yakışmaz. Görüldüğü gibi burada Tanrı, sağa sola hareket etmesi ağır başlılığına ve vakarına uygun düşmeyen, tahtında ciddi bir şekilde oturan bir hükümdara benzetilmektedir. Pitagoras'ın olimpiyat oyunlarına gelen insanları üç gruba ayırdığını, onlar içinde en değerlileri olarak sırf oyunları seyretmek için oraya gelmiş olanları gördüğünü, oyunlara yarışmak için gelen insanların kendilerine ise ancak ikinci derecede bir değer verdiğini görmüştük. Kısanofonyasında olimpiyat oyunlarına katılan atletler, güreşçiler, boksörlere onların gösterdikleri bedensel veya fiziksel performansa fazla değer vermediğini, Yunanlılara çok beğenilen hatta bir tür tapınma nesnesini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz beden veya fizik güzelliğini eleştirdiğini görmekteyiz. Şiirlerinin birinde aynen şunları söylemektedir. İnsanlar arasında yumruk dövüşünde, pentatlonda veya güreşte usta bir adam olsaydı, hatta hızlı koşma bakımından usta bir adam olsaydı ki oyunlarda insanların bunlardan daha fazla önem verdikleri bir şey yoktur, site daha iyi yönetilmiş olmazdı. Beden güzelliğine, fizik güce karşı gösterdiği bu küçümseme Yunan düşüncesinde Pitagorasçıların ruhun lehine olmak üzere bedene karşı açmış oldukları savaşın bir devamı gibi görünmektedir. Ve bu savaş ileride Platon'da en büyük kumandanını, Hristiyanlık'ta ise en yaygın kabulünü bulacaktır. <laughs> Acaba Kisanofonis'in bir fiziğinden veya kozmolojisinden söz, söz edilebilir mi? Yukarıda onun gerek Pitagorasçıların, gerekse millet okulunda mensup filozofların dünyasından tamamen ayrı bir dünya ile ilgilendiğini, özellikle milletlilerin fiziksel dünyanın kaynağının ne olduğu, onun nasıl ve neden meydana geldiği sorularını kendisine sormadığını, ilgi veya kaygısının bunlara yönelik olmadığını söyledik. Öte yandan elimizde onun dünyanın yapısı ve oluşumuna ait düşüncelerini içeren bazı fragmentlerin bulunduğu bir gerçektir. Bu fragmentlerden ortaya çıktığı kadarıyla Kısanofones'in fiziğinin birçok noktada Milletlilerinkine göre oldukça önemli bir gerilemeye işaret etmesi bir başka gerçektir aslında genel olarak kendisinden önce gelenlerin görüşlerine eleştirisel bir biçimde yaklaşan Kısana Fones'in doğa filozoflarının kozmolojilerine de aynı zihniyetten yaklaşması beklenirdi. Hatta bu varsayımdan kalkarak ile karşılaştığımız fiziksel kozmolojik görüşlerin onun gerçek görüşleri olmadığı, olsa olsa milletlerin fizikleri veya kozmolojilerinin bir parodisi olarak ele alınmaları gerektiğini söyleyenler vardır. Ancak Kısonofonyes'in öğrencisi hiç olmazsa manevi bir devamı olduğunu bildiğimiz Parmenides'in de bir yandan varlık hakkında onun gerçeğini dile getiren bir tasarım geliştirirken, öte yandan bu tasarımla hiç uyuşmayan bir sanılar fiziği veya kozmolojisi ortaya attığını göreceğiz. Bütün bu verileri bir arada düşünürsek, Kasonofonias'ın bu alanda ileri sürdüğü görüşleri, Milletlilerin fiziğinin bir parodisi olarak görme hakkına sahip olmadığımızı, olsa olsa onun kendisinin asıl ilgi alanını oluşturmak oluşturmamakla birlikte bu konularda muhtemel olduğunu düşündüğü bir takım görüşlerini ortaya koyması olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde ihtiyatlı bir tarzda kendisine yaklaştığımızda Kasonofonias'ın kozmolojisinin ana tezlerini şunu, bunların oluşturduğunu görmekteyiz. Dünya düzdür, üst tarafından hava küresi, daha doğrusu yarım hava küresi, alt küresi, alt tarafından ise toprakla çev çevrelenmiştir. Bir rivayete göre Kisanofones toprağın aşağıya doğru sonsuz olduğuna inanmaktaymış. Ancak bunun evrenin bir küre olduğu görüşüyle ne kadar uyuşabileceği şüphelidir. Herhalde bundan dolayı Aristoteles, Kosmofones'in evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu kabul ettiği konusunun açık olmadığını söylemektedir. Öte yandan, Kısonofones'in güneşin havada bir doğru çizdiği ve her akşam batıda bir çukura düştüğü, ertesi günü ise doğudan yeni bir güneşin doğduğu görüşünde olduğu kesindir. Benzeri şekilde onun yıldızlar hakkında da oldukça ilkel bir tasavvura sahip olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre yıldızlar gündüzleri sönen, geceleri tekrar yanan kömür parçaları gibidirler. Dünya belki başlangıçta bir çamurdu. Zamanla güneşin etkisiyle suların bir kısmı buharlaştı. Toprak kurudu ve böylece o bugünkü şeklini aldı. Kısonofonis'in karada deniz hayvanlarının, deniz yosunlarının fosillerinin bulduğu fosillerini bulduğu, bundan hareketle bu kuramı ortaya attığı söylenmektedir. Xenophones bu son açıklamasına, yani dünyanın başlangıçtaki halinden bir takım değişmelerle şimdiki haline gelmiş olduğu şeklindeki jeolojik açıklamasına benzer bir açıklamayı uygarlık hakkında da vermektedir. Tanrılar insanlara her şeyi başlangıçtan itibaren vermemişlerdir. İnsanlar araştırma yaparak zamanla en iyiyi bulmuşlardır. O halde Ksonofones uygarlığın son tahlilde insanın eseri olduğu ve zamanla insanların çabalarıyla gelişip şimdiki halini aldığını düşünmektedir. Bu görüş ileride Epikür tarafından da benimsenecektir. Bu görüşü itibariyle Xenophones de ilk kültür filozofunu da selamlayabiliriz. Uygarlığın veya kültürün zamanla ve insan çabalarıyla yavaş yavaş geliştiği görüşü Xenophones'in şüpheciliğine, eleştiriciliğine ve aydınlanmacılığına da uygun düşmektedir.